TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba. Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma saat 15'te Türkiye'nin en iyi radyosu TRT Radyo 1'de teknoloji ve internetin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz programımızda bu hafta Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, herkesi ilgilendiren E-Devlet kapısı Türkiye.gov.tr'yi konuşacağız. Konuyu A'dan Z'ye konuşmak için ülkemizin E-tarafını inşa eden, yöneten ve hizmetleri sunan TürkSat'ın Genel Müdürü Profesör Doktor Sait Ensergül hocamız telefon attığımızda olacak ve konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam, teşekkürler. Hocam biz 14 haftadır bize destek veriyorsunuz. Aynı zamanda kurum olarak da bizim sponsorumuzsunuz. Uzman bir arkadaşımızı E-Devlet'in bir özelliğini, bir hizmetini, servisini anlatması için telefonla bağlıyoruz ve onunla konuşuyoruz. Bu hafta sizinleyiz, çok heyecanlıyız ve aynı zamanda mutluyuz, şeref verdiniz. Öncelikle hocam E-Devlet konusuna girmeden TürkSat'ı merak ediyoruz. TürkSat ülkemizin en önemli kurumlarından biri. TürkSat neler yapar? Kısaca bahsedebilir misiniz? TürkSat'ın 3 ana faaliyet alanı var. Bunlardan birincisi, biz Türkiye'nin haberleşme uydularını yönetiyoruz, idare ediyoruz. Tamam. Ve bu haberleşme uyduları üzerinden televizyon yayınları yapıyoruz. Ayrıca uydu üzerinden internet hizmeti veriyoruz. Bu bizim birinci faaliyet alanımız. İkinci faaliyet alanımız, 23 ilde kablo altyapımız var. Kablo üzerinden evlere ve iş yerlerine yine televizyon yayını yapıyoruz ve internet hizmeti veriyoruz. Üçüncüsü ise E-Devlet kapısını geliştirdik. Yani TürkSat yazılımını geliştirdi. E-Devlet kapısı TürkSat'ın tesislerinde çalışıyor. Yani sunucular bizde. Ayrıca yine çeşitli devlet kurumlarına E-Devlet'le ilgili, bilişimle ilgili projeler geliştiriyoruz. Çok çok stratejik bir görev değil mi hocam? Üç ana başlıkta ülkemiz için. Evet. Öyle gözüküyor. Özellikle hocam E-Devlet konusunda tabii çok hem soru geliyor hem de biz de çok merak ediyoruz. Bu sizin bir konuşmanızda vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti yaşayan bir vatandaşımız hayatı boyunca bir devlet kurumuna gitmeden, sıra beklemeden işini internet üzerinden yapabilecek. Bu bizim vizyonumuz demiştiniz. Öyle hatırlıyorum. Bunu biraz açabilir misiniz hocam? Ya, doğrudur. Şimdi biliyorsunuz devletle ilgili bir işiniz olduğu zaman diyelim bir belge lazım ya da bir müracaat edeceksiniz. O, nasıl yapıyorduk şimdiye kadar? O devlet dairesine gidiyorsunuz. Evinizden çıkıyorsunuz. Devlet dairesine gidiyorsunuz. Müracaatınızı yapıyorsunuz ya da belgenizi alıyorsunuz. Eğer işleriniz uzun sürerse işte ertesi gün tekrar gitmek zorunda kalıyorsunuz. Sıra bekliyorsunuz. Evet, sıra bekliyorsunuz. Hizmetlerin E-Devlet kapısı üzerinden verilmesiyle birlikte bütün bunlar ortadan kalkıyor. Yani diyelim ki herkesi ilgilendiren adli sicil belgesi var. Bunun için işte gidip adli sicil belgesi almanıza gerek yok. E-Devlet kapısı üzerinden internet bağlantınız varsa ve şifreniz varsa, devlet şifreniz varsa bu belgeyi kolaylıkla alıyorsunuz. Tabii bu şekilde verilen onlarca, yüzlerce diyelim, binin üzerinde hizmetimiz var. Hizmet var. Aha. Ama bizim az önce sizin söylediğiniz gibi nihai hedefimiz şu. Sadece belge sağlanması değil, bütün hizmetlerin, yani tek tek siz belge alacak yerine, diyelim ki bir yerde işe başlayacaksınız. Sizden bazı belgeler isteniyor. İşte ne isteniyor? Nüfus cüzdanı örneği, işte vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, işte adlı sicil belgesi, işte efendim şu belge, bu belge. Siz o kuruma bu belgeleri toplayıp vermek yerine sadece TC kimlik numarasını vereceksiniz.
sistem otomatik olarak sizin adınıza bu belgeleri toparlayacak ve siz hiçbir kuruma gitmek zorunda kalmayacaksınız. Bizim hedefimiz bu. Ama şu anda henüz bu hedefe ulaşmış değiliz. Şu anda E-Devlet kapısı üzerinden belgeleri veriyoruz. Ayrıca kullanıcılar bazı işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Evet. Hocam peki özellikle bu şifre alma yaşının da 15 yaşına kadar indirilmesi sağlandı geçtiğimiz günlerde. Bunun nasıl bir etkisi oldu? Bu çok önemli bir gelişme çünkü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii, gençlerimiz yani 15 yaşına geldikleri zaman E-Devlet şifresi alabiliyorlar ve bundan sonra da hayatları boyunca E-Devlet hizmetlerini kullanabiliyorlar. Geçen sene yani yaklaşık bir sene önce 15'e indi. Bir sene oldu yani. Yaklaşık bir sene önce. Ve biz bu genç kullanıcı sayısını da artırmaya çalışıyoruz. Örneğin daha geçen gün ÖSYM Başkanımızla bir görüşme yaptık. ÖSYM'deki işlemler de E-Devlet kapısı üzerine taşınacak. Çok güzel haber. Yani 15 yaşında öğrenci kardeşimiz eğer E-Devlet şifresini almamışsa 17 yaşında liseyi bitirdiği zaman üniversite sınavına gireceği için o zaman alacak ve ondan sonra da hayat boyu kullanacak. Evet hocam, demek bu görüşmenizden sonra basına da yansıdı. Üniversitelerdeki bütün kayıt işlemleri, bir öğrencinin üniversitede yaşayacağı bütün işte derslerle alakalı sorunlar, notlar vesaire hep E-Devlet kapısı üzerinden yapılacak diye medyada haber vardı. Demek ki bu görüşme de etkili oldu o haberde. Yok, zaten şu şekilde biz geçen sene 30'un üzerinde üniversite E-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemlerini yaptı. Yalnız üniversiteyi ilk kazanan öğrenciler, yani birinci sınıflar kayıt işlemlerini yaptı. Bizim amacımız bu sene bunu bütün devlet üniversitelerine yaymak. YÖK'le birlikte çalışıyoruz şu anda. Tamam. Yani bu sene bütün devlet üniversitelerinde öğrencilerimiz, yeni kazanan öğrencilerimiz, yalnız eskiler değil, E-Devlet kapısı üzerinden kayıtlarını yapabilecekler. Hocam, bu çok, birinci aşama. Çok güzel bir haber. Ondan sonra üniversitelerle tabii birlikte çalışacağız, yine çalışmaya devam edeceğiz. Ve diğer öğrenciler de, ara sınıftaki öğrenciler de kayıtlarını E-Devlet kapısı üzerinden yapabilecekler daha sonraki senelerde. Çok güzel. Hocam gene medyaya yansıdı. Geçen günlerde İSKİ sanırım, İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi, sisteme girdi. Böyle haberler de alıyoruz. Her hafta demek ki bir güncelleme, yeni bir hizmet sunuyorsunuz bir anlamda. Tabii biz sürekli olarak hizmet sayısını artırmaya çalışıyoruz. Evet. İSKİ'de, ASKİ'de şu anda E-Devlet kapısı üzerinden faturalarını açıyorlar. Şimdi şu andaki hizmet sayısı 1133'e ulaştı. 1133. Bu tabii her hafta artıyor hizmet sayısı. Yani amacımız 100'ün üzerinde belediye kullanıyor bizim hizmetlerimizi. Biz bir de şöyle bir program geliştiriyoruz şu anda. Tabii İstanbul Belediyesi çok büyük bir belediye. Ankara Belediyesi de büyük bir belediye. Onların imkanları var. Hizmetleri elektronik olarak sunabiliyorlar. Ama imkanı olmayan belediyelere de biz gidip onların da bu hizmetleri, ne hizmetleri varsa E-Devlet kapısı üzerinden sunmalarını sağlayacağız. Yani diğer kurumlara da bu konuda teknik destek veriyorsunuz. Bağlantı tabii vesaire. Teknik destek veriyoruz. Çok kıymetli. Çünkü biz yani tabiri caizse burada aracıyız. O kurumdan bilgileri alıyoruz, vatandaşımıza sunuyoruz. Hı hı. Tabii o kurumda da bilgi işlem altyapısının olması gerekiyor. Bazı yazılımların geliştirilmesi gerekiyor. Hangi standartlarda bu yazılımları, servisleri geliştireceklerine dair de biz kurumlara teknik destek veriyoruz. Hocam rakamlardan açılmışken bazı rakamları da merak ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 20 milyoncu kişi şifre aldı ve ona bir tören yapmıştınız. Öyle hatırlıyorum. Şu an mesela kaç kişi kullanıyor, en çok kullanan hizmetler, böyle rakamları bizimle paylaşabilir misiniz? Şimdi geçen Aralık ayında 20 milyonu aşmıştık. Şu anda 20 milyonun üzerindeyiz. Tamam. Bu seneki hedefimiz yıl sonu itibarıyla kullanıcı sayısını 25 milyona çıkarmak. 2015 sonu itibariyle değil mi hocam? 2015 sonu itibariyle 25 milyona çıkarmak.
Yani Türkiye'de aşağı yukarı 40 milyon küsür internet kullanıcısı var. Evet. İnternet kullanan kişi sayısı. Bunun %50'sinden fazlası e-devlet kapısını kullanıyor. Bu aslında çok kötü bir rakam değil. Ama bizim amacımız tabii bunu daha da yükseklere çekmek. Peki hocam, kullanılan hizmetlerde ilgili rakamlar var mı? Mesela en çok hangisini kullanıyor vatandaşımız? Bir segmentasyon var mı? Şimdi en çok kullanılan hizmetler dönemsel olarak değişiyor. Ya diyelim ki işte vergi ödeme zamanında araç vergisi ödeyeceksiniz. Bazı hizmetler öne çıkıyor ama genelde söylersek en fazla araç sorgulama hizmeti kullanılıyor. Araç sorgulama. Daha sonra mahkeme dosyası sorgulama. Daha sonra sosyal güvenlik kurumu hizmetleri. İşte vergi borcu sorgulama. İşte cep telefonlarının IMEI numarası sorgulama gibi hizmetler en çok kullanılan hizmetler. Askeri alım dönemlerinde tabii ki Milli Savunma Bakanlığı'nın hizmetleri öne çıkıyor. Diyelim üniversiteler başlayacağı zaman kredi yurtları kurumu ve burs onay dönemlerinde kredi yurtları kurumunun hizmetleri öne çıkıyor. Dönemsel artışlar oluyor o zaman. Tabii, tabii. İhtiyaçları çünkü göre. Çünkü siz ihtiyacınız olduğu zaman kullanıyorsunuz devlet hizmetlerini. Yani her gün devlet kapısına gitmiyorsunuz değil mi? İhtiyacınız evet, doğru, olduğu zaman gidiyorsunuz. İhtiyacımız olduğu zaman, haklısınız. Evet, evet. Ama en çok herhalde müracaat ettiğimiz hizmetler dediğiniz gibi araç sorgulama, vergi borcu, evet, SGK. Sorgulama. SGK sorgulama gibi hizmetler. Bir de geçen hafta öğrendik. Uzman arkadaşımız bize bağlamış. Mahallenin polisini, ben bilmiyordum bunu. Dinleyicilerimizden de çok ilgi oldu. Mahallenin polisini de bulabiliyoruz. Yani sanki işte aile hekimi tanımlanmış gibi. O da çok güzel bir hizmet. Yani siz bağlı olduğunuz aile hekimini bulabiliyorsunuz. Evet, polis gibi. Peki hocam, bir de şimdi biz sisteme giriş yapıyoruz ve bazı sorgulamalar yapıyoruz. Gene uzman arkadaşımız böyle bir projeden bahsetmişti. Aktif bilgilendirme sistemi. Sisteme girmeden örneğin ceza aldığımızda veya işte sürücü belgemizin süresi bittiğinde veya başka bir hizmete ihtiyacımız olduğu, bize sistemin otomatik bize dönerek bize bilgilendirmesi, uyarması, böyle bir çalışmanız vardı galiba. Tabii o çalışma tamamlandı. Yani o aktif bilgilendirme sisteminin teknik altyapısını biz tamamladık. Şimdi diğer kurumlarla birlikte, yani aktif bilgilendirme yapacağımız kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Diyelim ki trafik cezası, tamam. Bunu işte Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışıyoruz. Onların sistemleri hazır olduğu zaman biz bu hizmetleri devreye alacağız. Ama bizim taraftaki teknik altyapı, yani onun için gerekli teknik altyapı tamamlandı. Hazırlandı. Diğer kurumların çalışmaları evet, bekliyoruz. Yani ben çünkü o kurumdan bilgi alacağım. Vatandaşımıza SMS olarak ya da elektronik posta olarak göndereceğim. Doğru. Burada hocam o zaman şunu da anlıyoruz. Diğer kurumların da sizinle uyumlu çalışması ihtiyacı. Tabii, tabii. Ben az önce de bahsetmiştim. Yani aslında hizmeti çeşitli devlet kurumları veriyorlar. Oradaki servisleri biz alıp vatandaşa sunuyoruz. Evet. Yani bu kurumları aslında bir şekilde siz itiyorsunuz. Yani Türkiye'nin elektronikleşmesi, e-devlet konusunda bir adım öne gitmesi için, ileriye gitmesi için kurumları bir anlamda siz önderlik ediyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz. Doğru tabii anlıyorum. Kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Yani gidiyoruz, anlatıyoruz. Onlarla mutabık kalıyoruz. Ondan sonra da hizmeti sunuyoruz. Peki. Peki hocam, bir de bize gelen sorulardan yeni açan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için de tekrarlayayım. Devlet konusunu TÜRKSAT'ın Genel Müdürü Profesör Doktor Sayın Enser Gül hocamızla konuşuyoruz. Hocam şöyle sorular geliyordu. Şimdi Türkiye'nin yaklaşık %10-12'si engelli. İşte görme engelli, duyma engelli vesaire. Engelliler de acaba devlet kapısından nasıl faydalanabilir? Faydalanabiliyor mu? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi biz engellilere yönelik çalışmalarımızı yaptık. Bizim web sitemi, öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim web sitemiz kullanılabilirlik ve erişilebilirlik açısından bir standart var. O standarta sahip tek site Türkiye'deki. Yani bu şu demek, bunu açayım biraz. Tamam. Biz bir web sitemizi o şekilde hazırlıyoruz ki, diyelim ki görme engelli bir vatandaşımız bizim web sitemize girdiği zaman, eğer onun da bir okuyucusu varsa, web sitesi okuyucuları oluyor bilgisayarında, o şekilde biz web sitemizi hazırladık.
kolayca anlaşılabilecek şekilde. Diyelim bir orada bir resim varsa ya da şekil varsa onun da ne hakkında olduğunu yazıyoruz, öyle diyeyim. Tamam hocam. Yani diyelim görme engelli vatandaşlarımızın nasıl kullanacağına dair orada bilgiler var. Ayrıca yine TÜRKSAT'ta çalışan bizim engelli vatandaşlarımız var. Biz onlarla da birlikte çalışıyoruz. Ayrıca bu konudaki uzman, dışarıdan da uzmanlarla birlikte çalışıyoruz. Yine diğer engellilere yönelik neler yapabiliriz? Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Hı hı. Ama dediğim gibi bizim sistemimiz Türkiye'de bu standardı alan tek sistem. Evet. Yani bir engelli vatandaşımız rahat bir şekilde sisteme girip sistemi kullanabilecek şekilde dizayn edilmiş teknik olarak. Evet, görme engelliler ama diğer engelli vatandaşlarımız için de çalışmalarımız sürüyor. Çok güzel hocam, çok güzel bir haber bu da. Hocam yine bir soru var. Belki böyle bir bize ışık tutacak bir şey. Özellikle bu dijital miras konusunda ilginç bir tweet bu tabii. Dijital miras konusunda devlet tarafında bir şey yapabilecek miyiz diye. Vatandaşlarımız şunu merak ediyor. Öldükten sonra mirasımızı devlet kapısında bir hizmet olsa da oraya girsek diye böyle bir şey var. Hani öneri olarak ben bunu da size aktarmış olayım. İlginç bir fikir. Teşekkür ederim. Ben bunu not alayım. Değerlendirilebilir hocam. Arkadaşlarla değerlendirelim. Güzel bir konu olur. Dünyada da tartışılıyor. Peki hocam, şimdi biz böyle kıymetli bir şey yapıyoruz. Sistem yapıyoruz ve dünyada da örnek bir şey. Dünyadaki durumumuzdan biraz bahsedebilir miyiz? Hani bu ürünle alakalı. Sonuçta kıymetli bir şey Türkiye'nin elektronikleşmesi anlamında. Şimdi dünyaya baktığımız zaman bazı ülkelerde benzer uygulamalar var. Bazı ülkelerde yok. Kurumlar direkt elektronik hizmetleri kendileri veriyorlar. Tabii bir yere toplanmasının şu faydası var. Siz yani tek şifreyle bütün hizmetlere erişebiliyorsunuz. Ayrıca bazı hizmetler için diyelim ki adres değişikliği yapacaksınız. Şifre yeterli olmuyor. Elektronik evet. imzaya ya da mobil imzaya sahip olmanız gerekiyor. Yani bizim sistemimiz tabii çoğu vatandaşlarımız şifreyle girdiği için evet. sadece şifreyle işlem yapılıyor diye bir şey var, görüş var. Bu doğru değil. Bizim sistemimize eğer mobil imzanız varsa mobil imzayla, eğer elektronik imza kullanıyorsanız elektronik imzayla da giriş yapabilirsiniz ve daha fazla hizmetten yararlanabilirsiniz. Evet, onu da soracaktım. Yani sadece şifreyle girilmiyor değil mi sisteme? Yani başka tabii. alternatif yani, şeyler de var. Diyelim ki adres değişikliği yapacağınız zaman şifreyle adres değişikliği yapamıyorsunuz. İmza gerekiyor. Elektronik imzanız varsa ya da mobil imzanız varsa bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Yani benim bu konudaki önerim özellikle akıllı cep telefonu kullanıcılarımız elektronik imza da alsınlar. Elektronik imza biliyorsunuz ıslak imzanın yerine geçiyor ve her türlü işlemde elektronik imzalarını, mobil imzalarını kullanabilirler. Güvenlik açısından da belki daha iyi olur değil mi hocam? Mobil ve elektronik imza. Tabii daha güvenli. Özellikle tabii, bu. Tabii elektronik imza ya da mobil imza şifreye göre daha güvenli. Özellikle hocam işte bu siber saldırıların işte güvenlikle alakalı dünyada birçok hem ülkemizde de birçok gündem oluyorken, tedirginlikler varken belki bu güvenlik konusuna dikkat etmek için çok iyi bir fırsat elektronik imza. Peki hocam özellikle böyle bu konuda sorular da geliyor. Bu sistem çünkü kişisel bilgilerimiz de var ve devlete açılan kapımız çok mahrem bilgiler de var. TÜRKSAT olarak güvenlik konusunda biraz hani dinleyicilerimiz için bilgi verebilir misiniz? Ya öncelikle şunu ifade edeyim. Biz kullanıcıların hiçbir bilgisini tutmuyoruz. Tamam. Yani tabii vatandaşlık numarası var, bir de şifreleri var. Bunlar tutuluyor. Ama kullanıcıyla ilgili yani o hizmetlerle ilgili hiçbir bilgi bizim sistemimiz üzerinde tutulmuyor. O bilgiler devlet kurumlarında tutuluyor. Diyelim İçişleri Bakanlığı'nda, diyelim Maliye Bakanlığı'nda, diyelim Ulaştırma Bakanlığı'nda sizin bilgileriniz tutuluyor. Biz sadece o bilgileri oradan alıyoruz ve vatandaşımıza veriyoruz. Yani bizim sistemde vatandaşın hiçbir bilgisi tutulmuyor şifre haricinde. Tamam. Ve biz bu konuda hem içeride bir ekibimiz var, sitenin güvenliğiyle ilgili sürekli testler yapılıyor. Hem de dışarıdan hizmet satın alıyoruz. Yani dışarıdan bizim sitemizi dışarıdaki firmalar aracılığıyla test ettiriyoruz elektronik saldırılara karşı.
Şu ana kadar da herhangi bir sorun yaşamadık. Yani son derece güvenli bu sistem ve aynı zamanda ilk konuşmanızın başında da söylediniz, tamamen milli bir proje. Tabii. Türk mühendisleri tarafından yapılıyor ve içeride tutuluyor. O yüzden son derece güvenli. Bütün vatandaşlar bu konuda içi rahat olabilir. Doğru mu hocam? Tabii tabii. Biz diğer devlet kuruluşlarından bilgileri aldığımız zaman da açık internet üzerinden gelmiyor. Yani VPN hatları üzerinden geliyor. Şifreli olarak bize bilgileri geliyor. Yani arada da bilgilerin başkası tarafından görülmesi mümkün değil. Görülmesi mümkün değil. Bu çok önemli ve güzel bir gelişme. Ayrıca tabii biz yani bu e-devlet kapısı sadece vatandaşlarımıza yönelik değil. Diyelim ki bir devlet kurumu başka bir devlet kurumundan elektronik olarak bilgi istiyorsa yine bizim e-devlet kapısı üzerinden güvenli bir şekilde bu bilgiye erişebiliyor. Evet, yani kurumlar arasında da biz hizmet veriyoruz. Ha, kurumlara da destek veriyorsunuz bu konuda. Tabii tabii. Mesela diyelim ki İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı'ndan bir bilgiyi yine güvenli olarak e-devlet kapısı üzerinden alabiliyor. Yani çok... devlet kurumundan devlet kurumuna geçişleri de sağlanabiliyor. Süper. Hocam son sorularımdan bir tanesi şu. Bu konuda girişlerde güvenlik açısından problem yaşayan vatandaşlarımız veya bir problemle karşılaşıldığı zaman Türkiye Gov.tr bir telefon hattısı veya bir e-mail, bir sosyal medya hesabı nasıl o sorunu çözebilir? Böyle bir şeyiniz var mı, hizmetiniz, çağrı merkezi gibi? Çağrı merkezimiz var. Çağrı merkezimizi arayabilirler. Bir de en çok karşılaşılan sıkıntı şu. Şifre kayboluyor. Evet. Eğer devlet kapısına kaydolduktan sonra kendi kullandıkları cep telefonunu kaydettirirlerse, bu ki çok önemli. Tamam. Ayrıca tekrar yeniden şifre almadan biz bankaların yaptığı gibi cep telefonuna bir mesaj gönderiyoruz ve şifrelerini sıfırlayabilirler. Onun için çok önemli. Yani kendi kullandıkları cep telefonlarını kaydetmeleri gerekiyor. Kaydetmelerini bekliyoruz. Yani cep telefonu doğrulaması için değil mi hocam? Evet. Sisteme cep telefonu, buradan da dinleyicilerimize onu iletelim. Mutlaka cep telefonunuzu bırakın ve o doğrulamalar gelsin. Numaranın, çağrı merkezinin numarası kaç hocam? Buradan dinleyicilerimize söylemiş olalım. Veya bir e-mail var mı bu konuda? Çağrı merkezinin numarasına web sitemizde var. Web sitemizden ulaşabiliriz. Oradaki evet. Sosyal medya hesaplarından da çok hızlı ben takip ediyorum. Örneğin hemen mentionlayıp cevap veriyorlar. Bu çok şey, yani takip edilme noktasında da çok kıymetli. Bu konuda sosyal medyayı iyi kullanıyorsunuz diyebiliriz hocam. 160. Nereye çağrı merkezi? 160 numaralı telefondan da bir sıkıntı evet. olduğu zaman vatandaşlarımız arayabilir. Hocam son olarak bu konudaki vizyonunuz nedir? Hani geleceğe yönelik. Çünkü TürkSat çok stratejik ve kritik bir kurum. Sadece e-devlet bağlamında söylemiyorum. Sizin çünkü birçok şapkanız da var. Siz teknik de birisiniz. Bilgisayar mühendisliğinde bölüm başkanlığı yaptınız uzun süre. Bu konuları çok iyi bilen birisiniz. Kurumun ve sizin vizyonunuz nedir hocam? Yani TürkSat bir teknoloji şirketi. Evet. Türkiye içerisinde önemli bir kuruluş. Yani bizim amacımız TürkSat'ı uluslararası alanda, global anlamda bir teknoloji şirketi yapmak. Tamam. Yani biz diyelim her sene bizim bilişim hizmetleri alanında yaptığımız projelerin sayısı artıyor. Biz uluslararası alanda da yine bilişim projeleri yapacağız. Ve bu şekilde TürkSat dünyada teknoloji geliştiren, işte programlar geliştiren, yazılımlar geliştiren bir şirket olarak tanınacak. Amacımız bu. Bir teknoloji şirketi olarak da konumlanıyorsunuz. Evet. Hocam çok önemli bir şey. Hocam hayatımızı kolaylaştırdığınız için çok teşekkür ederiz. E-Devlet konusunda. Yani hem kurumlara hem bizlere, vatandaşlara büyük hizmet sunuyorsunuz. Zaman ayırdınız, vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Hem de bizi çok destekliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz hocam. Yayına katıldınız. İyi günler. Kolay gelsin hocam. Evet, bugün çok değerli bir konuğu ağırladık. TürkSat Genel Müdürü Profesör Doktor Sayın Ensar Gül hocamız e-devletin özelliklerini, vizyonunu bize anlattı. Güvenlikten bahsetti. Ben aslında kısaca bu konuda hem tekrarlamak da isterim. Son rakamları verdi. TürkSat'ın bir teknoloji firması olarak konumlanması için uğraştıklarını söyledi. Şifre alma yaşının 15 yaşına indiğini söyledi. Bu çok önemli. Yani 15 yaşında bir vatandaş, bir öğrenci bütün
işlemleri için, kendisine ait işlemler için şifreyi alabiliyor. Aktif bilgilendirme sistemi vereceklerini söyledi. Yani devlet kapısına vatandaşımız girmeden size bilgileri, sizinle alakalı bilgileri otomatik akıllı bir sistem olacak ve size mesaj atacak. Engelliler konusunda web sitesinin Türkiye'deki tek engellilere uygun site olduğundan bahsetti. Çok önemli bilgiler verdi. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız dijital hayatta. İyi günler, hoşça kalın. Türk Saat dijital hayatı sundu.